Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de size tahinli kek yapacağız. Tahinli kek tahin severler için çok güzel oluyor. Malzemelerimizi söyleyelim. 2 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağında 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 kabartma tozu, 1 paket vanilya. 2,5 su bardağı un, yetmezse üzerine yine biraz ekleme yaparız. Yarım çay bardağı da tahin. Hani yine onu seviyorsanız biraz fazla da koyabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Önce yumurtalarımızı şekerle birlikte çırpalım. Köpürtelim iyice. Beyaz olana kadar devam edelim. Daha sonra geri kalan malzemelerimizi ekleyelim. Sıvı yağ, süt, tahinimizi, bir çay kaşığı yardımıyla içini temizleyelim. İyice hepsi gitsin. Evet. Bunları da bir çekelim. Evet, sonra kabartma tozumuzu, vanilyamızı, yani şekerli vanilyamızı, ekliyoruz. Yine bir kaşık yardımıyla unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Az geldi. Biraz daha koyalım. Yani normalde 2-2,5 bardak. Ama az gelirse üzerine biraz tatlıya yapabiliriz. Kenarları da şöyle bir temizleyelim. Kekimiz hazır. Şimdi sıvı yağ ile
Ben eritmiştim biraz. Kek kalıbımızı yağlayalım. Böyle bu şekilde her yerine. Sana ya margarinimiz ile, yanlışlıkla sıvı yağ dedim herhalde. Margarin, eritilmiş margarin ile kek kalıbımızın içine her yerine yağlıyoruz. İyice sürelim ki dibine yapışmasın, çıkması kolay olsun. Evet. İsterseniz susam, isterseniz dövülmüş ceviz, isterseniz kırılmış fındık, dibine bunlardan serpiştirebilirsiniz. Ben susam serpiştireceğim. Daha da güzel oluyor. Zaten tahin de susamdan yapılıyor. Eğer ağır olur derseniz iyice susam serpelim, boş yerler kalmasın. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi her yerini güzelce susamla döşedik. Şimdi sıra harcımızı dökelim. Evet, kokusu da çok güzel. Bir kaşık yardımı ile içini sıyıralım. ...180 derecede kabarıp kızarana kadar pişirelim. Çay yanında çok güzel bir tadı oluyor. Evet, tahinli kekimiz pişti. Şimdi bunu bir ters çevirelim bakalım, temiz bir havlumuzun üzerine. Şu şekilde. Bakalım nasıl olacak. Kalıp daha sıcak. Evet. Çok da güzel oldu. Güzel de çıktı. Evet. Tahinli kekimiz güzel oldu. Denemek isterseniz gerçekten tadı çok güzel. Güzel de kabardı. Yani benim kek kalıbım da o kadar kabardı. Bayağı da güzel oldu. Evet. Kek kalıbımızdan bunu çıkarttık. Şöyle şuraya alalım. Çok sıcak çünkü tutamıyorum. Evet. Evet. Yapanlara, yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdiden afiyet olsun.